sessizlik arkadaşlar, lütfen. Bakın arkadaşlar, burası hastane. Vatandaş içeride derdiyle uğraşıyor. Bir de biz hiç çıkarmayalım. Resmi soruşturma bitince gerekli açıklamalar yapılacak arkadaşlar. Lütfen sessiz, sakin bekleyelim. Lütfen. Kendisiyle ilgili hiçbir bilgi alamaz. Lütfen arkadaşlar. Tomografide bir şey çıkmadı. Ama sen yine de fazla ayakta dolanmasan iyi olur. Eve gidip istirahat et. Bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şeyler olursa muhakkak tekrar geri gel, olur mu? Ben iyiyim doktor, sağ ol. Siz ona bakmayın doktor bey. Bir şey olursa ben tutar kolundan getiririm. Tamam, hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun abla. Allah senden bin kere razı olsun. Senden de abla, senden de. Sağ olasın. Senin bu kocan var ya, bu kocan. Ağlama Salih abla, tamam. Geçti gitti işte. Bütün yerel basın kapıya yığılmış. Seni bekliyor anne. Abi arka kapıdan çıkalım. Arka kapıdan mı? Niye? Bir sürü soru sorarlar şimdi. Ne gerek var? Sorsunlar Ahmet, sen kötü bir şey yapmadın ki. Nurgül yorgunum, ne olur gidelim. O zaman ben Hasan'a bir anons geçeyim. Ekip odasını arka kapıya getirsin. Eyvallah. Lütfü, sen eşlik et oğlum. Hadi eyvallah abi. Görüşürüz Ahmet abi, geçmiş olsun. Sağ ol Hasan. Zahmet olacak sana da. Lafım olur abi. Çok sıktı ya. Zahmet iniyor. Hasan bas şu gazı Allah aşkına. Ahmetciğim sakin ol. Camı açıp iki kelime etsen ne olur sanki? Ne gerek var şimdi? Ne olur? Hasan bas gazı Allah aşkına. Hiç boşuna çeneni yorma oğlum. Deden köpekleri doymadan bizi doyurmaz. Köpek en azından sadıktır. Ekmek yediği eli ısırmaz. Siz böyle iki dakika gecikince nankörlük edip mızmızlanıyorsunuz bakıyor. Otur ya, otur, otur. Merve de nerede kaldı? Etler soğuyacak. Demin telefon etti baba, bir iki işi varmış, hemen geliyor. Öyle mi? Evladım sen de öldürüp durma şu civcivleri. Onlar civciv değil dede, kuş. Her ne alsa işte. Sen kuşları sevmiyor musun? Ben kuşları severim. Ama gerçek olanları. Biz gençken Florya'da bütün gün kuş yakalardık. Ne yapardınız onları? Kafese koyardık. Sonra giderdik Eminönü'ne, Eyüp'e. Camilerin önünde azat buzat beni cennet kapısında gözet diye bağırırdık. Kuşların hürriyetini satardı. Nasıl yani? İnsanlar bize para verirdi, biz de kuşları serbest bırakırdık. Niye para vermeden serbest bırakmıyorsunuz? İnsanlar sevap kazansın diye. Para verip bırakırlarsa sevap kazanırlar çünkü. Anladın mı? Selam Topçuoğlu sülalesi. Nihayet gelebildiniz. Hadi geçin oturun, etler soğuyor. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Benim bir iki yere telefon etmem lazım, geliyorum şimdi. Ne haber bebeğim? Anne biliyor musun? Dedem gençliğinde kuş satıyormuş.
Aa, baba. Bırakın kuşumuşu. Nereden geliyorsunuz? Burak'ı bardan almaya gitmiştim. Ya, hani söylemeyecektin? Sen yine gündüz gündüz içmeye mi başladın? Al işte. Topçuluğun nasihat saatine hoş geldiniz. Bana bak. Terbiyesizleşme. Ne oldu doğru dürüst anlat. Baba önemli bir şey yok. Barda öyle küçük bir kavgaya karışmış sadece. Gene mi? Geri zekalı. İçip içip sağa sola dalaşmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kafan güzel mi yaşayacaksın oğlum hayatın boyunca? Başka bir amacın yok mu senin? Yok. Yani kafam güzel olmayacaksa ya da birine dalmayacaksam içmiyorum ben. Tamam mı? Lafa bak ya. Herifteki mantığa bak. Lan bir kere Topçuoğlu soyadına yakışan bir davranışta bulun be. Bir kere. Yemişim soyadını senin. Baba Allah aşkına. Defol git lan sofradan. Senin sofranı oturan da kabahat be. Defol git. Yediği önünde, yemediği arkasında. Hala afra tafra. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu oğlana da akıl fikir. Baba sen de çok üstüne gidiyorsun ama bazen. Niye gideyim? Eşek kadar adam oldu. Hala bir baltaya sap olamadı. Ama lafa gelince bir pabuç. Ne yapalım peki baba? Senin istediğin okullarda okumadı. Senin istediğin gibi bir adam olamadı diye. Yüklenme bu çocuğa bu kadar. Sen nasıl yaptın? Karakterli olmakla bitiyor her şey. Söyle Allah'ını seversen söyle. Var mı başka bunun gibi bir manyak, bunun gibi bir alkolik bizim sülalede? Baba üzüntüden hep annemin hastalığından sonra bu böyle bu kadar içmeye başladı. Sen de biliyorsun. Heh. Anneciğim. Canım nasılsın bugün? Bugün hiç konuşmadı Merve Hanım. Gözlerini dikip böylece etrafa baktı. Nimet. Karnın acıktı mı? Bak yemek yiyeceğiz hep beraber. Dede, anneannemi öpeyim mi? Geçen seferki öpüşümde beni tanımıştı. Gelir misin? İzlemen gereken bir şey var. Ne var? Ne oldu? Serhat. Bültenlerinde var. Anında internete düşmüş. Ne diyorsun oğlum sen? Ne anlatıyorsun? İzleyince anlayacaksın. Sayın seyirciler, 9 kişinin katil zanlısı olan ve polis tarafından günlerdir aranan kişiler bugün Divriği'de ölü olarak ele geçirildi. Sabah erken saatlerde kasabada bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışırken yakalanan kişiler tabiri caizse bu defa sert kayaya tosladılar. Polisten alınan bilgiye göre kasabada kahve işletmeciliği yapan Ahmet diye kahve götürmek için gittiği kuyumcu dükkanında zanlılarla karşılaştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde zanlılardan biri ona da ateş ediyor fakat Ahmet Diye'nin müdahalesiyle karşılaşıyorlar. Tam bu noktada güvenlik kamerası isabet alıyor ve bu görüntülerin tamamını sizlere iletemiyoruz. Divriği sakinleri Ahmet Diye'nin evli ve 6 yaşında bir çocuğu olduğunu, etrafta sakin bir mizacıyla tanındığını söylediler. Şerefsiz köpek. Anne!
Yeter. Esasen insan pek zayıftır. Bir gülün dikeni bile yaralayabilir onu. Ama o bunu bile bile büyüklük taslar. Kendi iyiliği için olan şeye bile yüz döner. Çünkü cahildir. Yüce Allah ne diyor ayetinde? Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Cahil. Gereğini yapın. Baba. İzin ver şu şerefsizi ben gebert. Murat. Sen bu işe karışma oğlum. Yazık. Seni öz evladım gibi sevmiştim. Baba. Onu bana getir. Baba. Şimdi aynı acıları... Çıkın. Beni yalnız bırakın. Senin gitmeni istemiyorum. Babanı duydun. Ya Davut var, Murtaza var. Söyle, halletsinler. Babanı benden daha iyi tanıyorsun Merve. Babam bir işi kimin bitirmesini isterse ona söyler. Bilirsin. Kimsenin canının yanmasına gerek yok ki. Hatta Serhat'ın bile. Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Ya üzerinden yıllar geçmiş bir yarayı kaşımak ailemize ne fayda getirecek Ertan? E git bu hikayeleri babana anlat o zaman. Ya ben de aynı öyle düşündüm işte. Beyler hadi hazırlanın gidiyoruz. Sayın seyirciler, 9 kişinin katil zanlısı olan ve polis tarafından günlerdir aranan kişiler bugün Divriği'de ölü olarak ele geçirildi. Kasabada bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışırken yakalanan kişiler tabiri caizse bu defa sert kayaya tosladılar. Polisten alınan bilgiye göre efendim. Kasabada kahve işletmeciliği yapan efendim Ayrı'ya kahve götürmek için gittiği kuyumcu dükkanında zanlılar izliyoruz. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde zanlılardan biri ona da ateş ediyor fakat Ahmet Yeğen'in müdahalesiyle. Tamam Ayrı'ya ben seni sonra arayacağım. Ahmet ne yapıyorsun? Evet baba ya sen kahramansın aç hadi. Yeter artık olur mu? Güzel şeyler değil bunlar. Sonuçta insanlar hayatını kaybetti. Ama onlar kötü adamlar değil miydi? Kapatalım artık bu konuyu. Hem sen niye hala ayaktasın bakayım? Hadi doğru yatağına. Ya baba ben seni televizyonda seyretmek istiyorum. Dur bir yatır şunu ne olur.
Gel oğlum. Baban her gün birinin hayatını kurtardığı için alışalım. Gazeteci falan var mı diye bakıyorum. Özür dilerim. Dediklerinde haklıydın. Yani kötü biri de olsa bir insanı öldürmek korkunç bir şey. Hele senin gibi yüreği iyilik dolu bir adam için. Ama bana da kızma ne olur. Herkesin senin gibi bir kahraman kocası yok. Her kahramanın da senin gibi güzel ve anlayışlı bir karısı yok. Hadi biz de yatalım. Olur. Ama beni yatağa sen taşıyacaksın. Bakalım bunu başarabilecek kadar güçlü bir kahraman mıyım? Deneyelim. Ay. Susarsam isterim Murtazacığım, sağ ol. Yanımıza birkaç adam daha mı alsaydık abi? Niye? Burada üç kişi var. Arkada da iki yetti beş. Yetmiyor mu? Bir taburda asker mi çağırayım? Serhat'tan bu kadar çok mu korkuyorsun lan Murtaz abi? Yok, tedbirli olmak lazım diye şey. Günaydın Ömercik. Günaydın kahraman. Bana eskisi gibi baba desen daha iyi olacak galiba. He? Demeyeceğim işte, bana ne? Annen nerede? Bakkala gitti. Bakkala mı, niye? Ahmet. Ahmet. Bak. Bak bak. Atmasana, saklayacağım ben bunu. Oldu olacak, çerçeveletip duvara as istersen. Asarım, ne var? Ömer'i bugün okula yollama. Gazeteciler falan konuşmak ister. Saçma sapan şeyler sorarlar şimdi. Ne gülüyorsun Ayta? Bugün cumartesi Ahmet, unuttun herhalde. Ben sana çay koyayım. Ben gideyim. Nereye? İşe. Hayırdır, arabayla mı gidiyorsun? Millet lafa tutar şimdi. Bulamadan bir tane silahı başıma dayadı. Çok korktum. Gözlerini kırpmadan öldüreceklerdi beni. Allah Ahmet'ten bin kere razı olsun. Tam zamanında yetişti. Eğer olmasaydı
ben bugün yaşamıyordum. Hayatımı ona borçluyum. Beyler, Ahmet abi geliyor. Ahmet abi geliyor. Ahmet! 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 Gençler, bir, Ahmet. İki, üç. Ahmet abi sen bizim her şeyimizsin. Tamam. Ahmet abi sen bizim her şeyimizsin. Ahmet abi sen bizim her şeyimizsin. Gençler, tamam. Ahmet abi sen tamam. Bizim her şeyimizsin. Akşama kadar çaylar sendenmiş Ahmet, doğru mu? E hadi öyle olsun bakalım. Aslanım bir baksana be. Ya bu kahveci Ahmet'i tanıyor musun sen? Oho, onu tanımayan mı var abi? Hemen şu ileride çarşının içinde kalırsın. Evi nerede peki? Siz gazeteci misiniz abi? Gazeteciyiz, röportaja geldik. Tarif etsene şeyi. Hemen şu ilerideki sokaktan girin abi. İkinci sağdan dönün, bir de sol yapın en sondaki. Hay ağzına sağlık senin be. Al bakalım. Sağ ol. Hadi eyvallah. Ben arkaya geçip kahveye uzanıyorum. Telefon bekleyin benden. Odosoma'dan direkt kahvede upalsak olmaz mı Erkan Bey? Ya sence Serhat bizde tıpış tıpış gelecek mi? Gelmeyeceğine göre milletin önünde böyle aksiyonlara girmemek lazım. Değil mi Davut? Ay kız. Demek Ahmet tek taş aldı sana. İnsanın kocası hem böyle kahraman hem bu kadar romantik olur mu kız? Yazık bana ya. Hiç kıskanma ne olur. Bir günden bir güne şöyle benim gibi üç çeşit yemek pişirdin mi kocana acaba? Varsa yoksa lakla. Kız iyi hatırlattın. Benim ocakta yemeğim var. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz canım. Anne, hadi bugün pikniğe gidecektik. Bugün değil anneciğim, yarın gideceğiz pikniğe. Hadi benim işim bitene kadar sen biraz daha oyna içeride. Sonra da dışarı çıkarız, tamam mı? Hadi. Kolay gelsin. Bir demli çay da bana verir misin be? Ne haber Serhat? Ne güzel mekan yapmışsın kendine ya. Gel. Otur iki muhabbet edelim seninle. Ahmet abi bahçeye bir kahve. Pardon abi abi gazeteci mi? Aynen öyle kardeşim. Gazeteciyim. Bir demli çay ısmarlamayacak mısın bana? Ahmet. Tabii abi. Ben hallederim. Ben sıradayım abi. Kaç sene oldu ya? Unuttum vallahi. 7 mi 8 mi? Bak ne diyeceğim sana. Seni haberlerde izleyince o kadar sevindik ki biliyor musun? Özlemişiz ya. Ne güzel kendine kıyak bir hayat kurmuşsun. Sakin bir iş. Güzel bir eş. Çoluk çocuk falan. Yemin ederim görünce sigorta reklamı izliyorum sandım ha. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim ya? Ben senin iyiliğinden başka bu hayatta ne istedim?
He? Babam dedi getir o hayırsızı bana bir kere dedi. Bir kulaklarını çekeyim şunun. Seninle biraz hasret gidermek istiyormuş. Ondan geldim. Bak önümüz bayram. Eğer gider elini falan öpersen bayram harçlığını falan verebilir sana belki. Çayını iç git. Bir daha da sakın buraya ayak basayım deme. Oho. Hiç değişmemişsin ki sen Serhat. Hep standart sert adam triplerindesin ya. Neyse. Bak bu benim kartım. Tamam, buraya bırakıyorum. Fikrini falan değiştirirsen beni ara. İstanbul'dan araçla geldim de. Seni İstanbul'a bedavaya götürür. Uçağa falan para vermezsin bak. Tamam. Ayrıca bizde yemek servisi, 24 saat sıcak su, oda falan da var. Hadi eyvallah. Efendim abi. Davut paketi alın. Yok sadece çocuk. Dükkan sende. Aa. Hemşerim, açın şu yolu. Hemşerim, yolu açsanıza.